Degaj'dan herkese merhabalar. Transfer tahtası adlı yeni bir içerikte karşınıza çıktığım bu bölümde ilk konuğum Fenerbahçe'nin peşinde olduğu faslı yıldız Yusuf En-Nesyri. Mourinho'nun özellikle istediği bu atletik 9 numaranın yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Peki ufaktan yeni sezon açmaya başladığımız Temmuz ayının bu sıcak günlerinde kimdir bu En-Nesyri ve Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlayabilir? Mourinho'nun liste başında olan Arap yıldız hocanın kafasındaki planla uyuşabilecek mi? Transfer tahtasının ilk konuğu olan Yusuf En-Nesyri oyuncu analiziyle karşınızda. Yusuf En-Nesyri. 1 Haziran 1997 Fas doğumlu Arap yıldız. Futbola ülkesindeki Muhammed Futbol Akademisi'nde başladı ve 2015 yılında 125 bin euro karşılığında Malaga'ya transfer oldu. Malaga formasıyla çıktı, 41 maçta 5 gol 2 asistlik katkı sağladı ve 2 sezon sonra Leganes'e transfer oldu. 6 milyon euro değer biçilen Faslı oyuncuya devamında Sevilla talip oldu ve 16 Ocak 2020 tarihinde tam 20 milyon euro karşılığında kırmızı beyazlı ekibin golcüsü oldu. Sevilla formasıyla çıktı, 196 maçta 73 gol, 7 asist ile katkı sağlayan atletik santrafor İspanya'da geçirdiği 9 sezonda toplamda 290 maça çıktı ve 93 gol, 12 asistlik bir performans sergiledi. Fas milli takımının da önemli yıldızlarından biri olan oyuncu, ülkesi adına boy gösterdiği 73 maçta 20 gol atarken 4'te asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol, 3 asistle oynayan En-Nesyri, kendisi adına bir sezonda en çok gol attığı 2. sezonu geride bıraktı. Peki onun bu kariyer basamaklarını inceledikten sonra biraz da teknik anlamda neler yapabildiğine hep birlikte bakalım. Önce pozitif yönlerinden başlayalım. Faslı oyuncunun sahip olduğu en önemli becerisi kuşkusuz hava hakimiyeti. Onu izlediğiniz zaman bolca kafa golü kaydettiğini görmektesiniz. 1.88'lik boyu ile dikine sıçramalarda etkili ve bu konuda kapalı savunmalara karşı kenar ortalarında gol kaydedebiliyor. Kariyeri boyunca kulüp düzeyinde attığı gollerin neredeyse 3'te 1'ini kafa golüyle kaydetti. Eğer iyi bir duran top taktiğine sahipseniz En-Nesyri burada oldukça yararlı olacaktır. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir şekilde kalabiliyor ve top ayağına geldiği an tabelayı değiştirebiliyor. Kendisi sol ayağıyla iyi bir bitirici ancak genel olarak baktığımızda elit bir bitirici diyemeyiz. Kurnaz bir oyuncu. Akan oyunda pozisyonun nasıl şekillenebileceğini kestirebiliyor ve kendisini alan yaratıp pozisyonlara sokabiliyor. Savunma arkasına yaptığı koşular ona gol bulmada yardımcı oluyor ve burada bir diğer önemli özelliği olan atletik fiziğinin öne çıktığını görebiliyoruz. Rakip defans oyuncularının omuz darbelerine direnebiliyor ve onlarla ileride boğuşabiliyor. Bu uzun atletik fiziğine rağmen hareketli bir yapısı da göze çarpıyor. Ceza sahası içindeyken sürekli yanıltıcı inmelenmelerle rakip defansa karşı akıl oyunlarına girebiliyor ve bu konuda da hem kendisine hem de takım arkadaşlarına alan açabiliyor. Peki En-Nesyri'nin pozitif yönlerinden sonra biraz da negatif yönlerine, yani eksilerine odaklanalım. Kendisinin elit bir santrafor olmasını engelleyen en önemli kusuru bağlantı oyununda bir türlü varlık gösterememesi. Bu konuda Dzeko Fenerbahçe'de oldukça yararlı bir profil sergilemekte aslında. Bosna elmasını ileride topu attığınız an kendisi rakibe sırtını dayayıp size istasyon olabiliyor ve bu konuda atağın olgunlaşmasını sağlayabiliyor. Hücum hattından orta alana kadar gelip diğer takım arkadaşlarıyla pas yaparak atağın şekillenmesine de yardımcı olabiliyor. Ancak bu konuda En-Nesyri Dzeko'ya nazaran göze batıyor. Tabii ki Mourinho'nun kafasında onu nasıl kullanacağına dair bir planı vardır ve ben bu konuda En-Nesyri'nin biraz daha gelişim göstereceğini düşünenlerdenim. Bir diğer zayıf noktası ise oyuncunun yaratıcı olmayışı. Tabii ki de hücum hattındaki forvetlerinizden yaratıcılık yerine gol atmasını beklersiniz. Ancak En-Nesyri'nin bu konudaki eksiği göze çarpmak. Rakibe sırtını dayayıp duvar olmak yerine savunma arkasına koşu atarak kendi pozisyonlarını yaratma gayretinde. Bunu az önce avantajı olarak anlatmıştım. Faslı yıldızın bir diğer eksiği ise gol repertuarının fazla geniş olmayışı. Burada yaratıcılıkla birlikte zayıf ayak kullanımının da etkisi var. Eğer yeterince yaratıcı değilseniz ve ters ayağınızı istediğiniz gibi kullanamıyorsanız aynı tip goller atmaya devam edersiniz. Evet, En-Nesyri'yi transfer tahtasında inceledikten sonra siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Mourinho'nun kafasındaki planı tam olarak kestiremeyebiliriz. Ancak şunu biliyoruz ki hoca takımın oyun yapısını ve hücum geçişlerini hızlandırmanın peşinde. Dzeko veya gitmeseydi Batshuayi bu konuda yeterince hızlı gözükmüyorlar. Evet, bu sezon ikisi de bolca gol kaydetti ancak hız konusunda göze çarpan bir özellikleri bulunmuyor. Burada Fenerbahçe'nin yeni transferi yırtıcı San Maxim'in de takıma gelişi takım içindeki oyun planının hızlı işlemesine yardımcı olabilir. Peki sizce Mourinho zamanında Drogba'ya yaptığı gibi En-Nesyri'yi de hırçın bir bitiriciye evrilebilecek mi? Transfer tahtasının ilk bölümü sona erdi. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.